Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Yine hem kolay hem de güzel bir bebek hırkası yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hırkanın örgüsü çok kolay arkadaşlar. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre yakadan zincir yaparak başlıyorsunuz. İlk önce bu trabzan bölümü ile yaka örgüsünü yapıyoruz. Daha sonra model bölümünü yerleştiriyoruz. Ben bugün bu hırka anlatımını bir yaş bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Ama siz isterseniz aynı hırkayı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Hem kız hem erkek bebekler için çok uygun modelli bir hırka modeli arkadaşlar. Her iki bebekte kullanabilir kız ve erkek bebekler. Yakadan 3 tane düğme yaptım. Düğme için ayrıca bir düğme iliği yapmadım arkadaşlar. Bakın bu yaka örgüsünde yaptığım modelleri 3 zincir yaptığımız yerler var. Onları düğme iliği olarak kullanıyorum. Bakın bu modelleri şu şekilde bu zincirleri düğme iliği olarak kullanıyorum. Açık olarak görelim. Bakın örgünün ters tarafı bu şekilde. Açık olarak da böyle. Çok güzel arkadaşlar. Model de çok kolay. Hırka örgüsünde 4 renkli çalıştım. Beyaz renk iplik, mavi renk iplik, koyu mavi renk iplik, gri renk iplik. Siz bu hırkanın örgüsünde istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanabilirsiniz. Farklı renkler yapabilirsiniz. Hırkayı tek renk çalışabilirsiniz. İki renkli çalışabilirsiniz. Bu beyaz ile yaptığımı beyaz yapabilirsiniz. Bu modeli bölümü tek renk yapabilirsiniz. Veya bu model sırasını her iki sırayı farklı renklerle yapabilirsiniz koyu mavi bir iplik kullandım gri iplik kullandım mavi iplik kullandım ve beyaz iplik kullandım beyaz iplik 50 gram iplik kullandım arkadaşlar diğer ipliklerde elimde olan ipliklerde onları kullandım tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım benim elim çok sıkı değil arkadaşlar örgüler yumuşak oluyor eğer eliniz sıkıysa bu tığı kullanırsanız örgünüz çok sert olacaktır tığ işi örgülerde el sıkı olduğu zaman örgüler sert oluyor. Onun için 3,5-4 mm tığları kullanırsanız daha yumuşak bir örgü elde edersiniz. Ölçülerin videonun sonunda söylüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ölçü ölçerek zaman geçirmek istemiyorum. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel hırka modeline başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Robanın örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için İlk ilmeği ben bu şekilde oluşturuyorum bakın. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirlerimi yapmaya başlıyorum. 76 zincir yaptım ben. Bu benim elimin sıklığına ve yapacak olduğum örgünün büyüklüğüne göre yeterli bir sayı arkadaşlar. Siz bunu yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre daha az veya daha çok sayıda yapabilirsiniz. Bu zincirleri çok sıkıda yapmayalım. Bakın çok sıkı olmayan bir zincir yaptım. Bu zincirler üzerine bu birinci sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken kolları, ön bölümleri ve arka bölümü de belirlemiş olacağız arkadaşlar. Arttırma yapacağımız, arttırma yerlerini bu sırada belirliyoruz. 76 zincir üzerine 3 zincirde dönüş için yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Ön bölümü 11 trabzan yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 Ön bölüm için buraya 11 trabzan yaptım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ön kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yer için bir zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. Takip eden bakın ilk ilmek içerisine Kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümü için 16 trabzan yapıyorum. 1 yaptım. 2 3 4 5

13 14 15 16 Kol bölümü için bakın buraya 16 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Arka bölüm için ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm içinde 22 trabzan yapıyorum. 1 yaptım 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 arka bölüm için 22 trabzanı yaptım bir zincir yapıyorum diğer kol bölümü içinde 16 trabzan yapıyorum bu kola 16 trabzan yaptım bu kol içinde 16 trabzan yapıyorum takip eden ilk ilmek içerisine ilk trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16. Bu kolada 16 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. Bakın burada ön bölüme 11 trabzan yaptık. Bu ön bölüm içinde 11 trabzan yapıyorum. İlk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 bu ön bölüm için de buraya 11 trabzanı yaptım böylece robanın ilk sırasını oluşturmuş olduk arkadaşlar bu sırada ön bölümler için 11 trabzan Kol bölümleri için 16 şer trabzan, arka bölüm için de 22 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 noktadan da arttırma yerlerini belirlemiş olduk. İkinci sıradayız. İkinci sırada bu 4 noktadan arttırmalar yapacağız. Robanın arttırmalarını bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yapıyoruz. Bir sonraki sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yapalım. Ön bölümde trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu sırada arttırmaları 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yapıyoruz. Bu 1 zincirli boşluğa 1 trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzanı yaptım. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. İki zincir. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümün trabzanlarında yaptım. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bu arttırma yerine de bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. kolda bulunan ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Kol bölümünde trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yere geldim bakın. Buraya da yine bir trabzan, 2 zincir bir trabzan yapıyorum. bir trabzan iki zincir bir trabzanı yaptım takip eden ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar her ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyoruz bakın son ilmek kaldı burada 3 ilmek atlayarak oluşturduğum bir trabzan vardı bunu Burada bulunan zincir üzerine trabzan yapıyorum. Böylece sıra sonra da bir trabzan oldu. Bakın. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Romanın şeklini görelim. Bakın, bu sırada daha belirgin oldu arkadaşlar. İkinci sırada bu arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yaptık. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada yine trabzan olarak devam edeceğiz. Bu arttırma yerlerinde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Burada bulunan bu iki zincirli boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım diğer ilmekler üzerine trabzan olarak devam ediyorum arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim buraya da 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum trabzan olarak diğer ilmekler üzerinden devam ediyorum. Diğer arttırma yapacağımız buraya kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağımız yere kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine de iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. trabzan iki zincir iki trabzanı yaptım ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar trabzanlar yaparak devam edelim ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanları yaptım sırayı tamamladım arkadaşlar bakın üçüncü sırada robamızın şekli böyle oldu bu sırada da arttırmaları 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yaptık bu 4 noktadan. 4. sıradayız. 4. sırada tekrar arttırmalara devam edeceğiz. Bu arttırma yerlerinde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapacağız. 1 zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu iki zincirli boşla bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan, iki zincir bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklerin üzerine trabzan olarak devam ediyorum. şekilde. Diğer arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu arttırma yerinde de bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerin üzerine de trabzanlar yaparak devam ediyorum bu şekilde bu sırayı böyle yapacağız arkadaşlar ilmekler üzerine trabzanları yapalım bu arttırma yerinde bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapalım ilmekler üzerine trabzan yaparak devam edelim bu arttırma yerinde de bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapalım diğer ilmekler üzerine trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım bu sırada da arttırmaları yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım arkadaşlar. Dördüncü sırada trabzanlar üzerine trabzanlar yaptık. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptık bakın. 5. sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya arttırma yeri için 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyorum. iki trabzan iki zincir iki trabzanı yaptım diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum bu şekilde bakın robada arttırmalar anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar robanın örgüsü böyle devam edecek bir sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan yapacağız bir sonraki sırada şimdi yaptığım gibi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız bakın böyle katlayalım robanın şeklinde görelim bu şekilde görünüyor robanın örgüsünü bu arttırma yerlerinde yaptığımız gibi dönüşümlü olarak bir sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan yapalım bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmalar yapalım. Bu şekilde devam edelim. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu roba sıra sayısını tamamlayalım arkadaşlar. Ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz açıklama bölümünde bulunan tabloya göre bakarak bu roba yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Robanın yüksekliğini Yapacak olduğumuz bebeğe göre tamamlayalım gelelim. Yaka bölümünün örgüsünü 11 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Santimetre olarak da ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. İnç olarak ölçüyorum. 4 inç. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz isterseniz bu arttırmalara bir iki sıra daha devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arttırmalara devam ederseniz yaptığınız ölçü sizin daha büyük olacaktır. Ben bugün çok büyük bir örgü yapmak istemiyorum. Bak en son trabzanları yaptım. 12. sırada bu kol bölümünü gövde bölümünden ayıracağız. Artık örgü gövdenin örgüsüyle devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum Bakın her ilmeğe bir trabzan yapıyoruz. Arttırma yaptığımız bu iki zincire kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum bak çok sıkı yapmadım zincire tığ üzerine iplik alıyorum kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum bak bir zincir yaptım bu kol genişliği benim yapacağım ölçü için yeterli arkadaşlar siz kol biraz daha geniş olsun isterseniz Burada 3 zincir yapabilirsiniz. Ben bir zincir yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Arka bölüm için buraya bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bak ön bölüm için bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntü böyle arkadaşlar. Bir sırada trabzan sırası yapıyorum buranın üzerine bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum bu kol altında bir zincir yaptığımız yere kadar devam edelim buraya kadar tamamladım bak ön bölümün görüntüsü böyle kol altında bir zincir yaptım bu zincir üzerine 2 trabzan yapıyorum bak burada Aynı ilmeğe ikinci trabzanı yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu kol altına kadar devam edelim. Bu kol altında bulunan bir zincir üzerine de iki trabzan yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Beyaz renk ipliği ben burada kesiyorum. Modelli bölüme başlayacağız. Modelli bölümü renkli iplik ile yapıyorum arkadaşlar. Bak. Yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Mavi renk iplik ile modele başlıyorum. Bak bu şekilde bir mavi renk iplik kullanıyorum. Siz istediğiniz renk iplikleri kullanabilirsiniz. İpliği kestiğim bu ilmekten ilmek rengini mavi yapıyorum bak. Bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Model yapmak için 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bak ilk ilmek içine yaptım arkadaşlar trabzanı. 3 zincir yaptım aynı ilmeği 3 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine sık iğne yapıyorum. Model çok kolay. Bak tekrar 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. iki defa da çıkardığım trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bak tığ üzerine iplik almadan 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak arkadaşlar bu şekilde çok kolay model. 2 ilmek atlıyoruz. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bak sıra sonunda 3 ilmek var. En son yaptığım modeli 2 ilmek atlayarak son ilmeğe sık iğne yaparak tutturuyorum. Bak, sırayı bitirdim arkadaşlar. Sıra başında bu şekilde başladım, sıra sonunda bu şekilde bitti bak. Modelini görelim. Görüntüsü böyle. 3 zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. Bu bak ilk ilmek üzerine sık iğne yaptığım ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu 3 ilmeği atlıyorum. Burada 3 zincir yaptım bak. Bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik arıyorum. Bu 3 zincir yaptım. Bak bunun üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmeği atlıyorum. Bu 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 3 zincirin üzerine 3 trabzan yapıyorum. İlmekleri atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. modelin görüntüsü böyle çok kolay. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son yaptığım modeli. Burada bulunan 3 zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Sırayı bitiriyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar görüntüsü böyle. Sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine bak. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bu ilmekleri atlıyorum. Bu 3 zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Çok kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar model sadece bundan oluşuyor. Bak ilmekleri atlıyorum. Tığ üzerine iplik almadan sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bu 3 zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. model bu şekilde örgünün düz tarafı bak burası gövde bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar bu model sıralarını istediğiniz renk sıralamasıyla rengarenk yapabilirsiniz bundan sonra bak beyaz renkli iplik ile devam edebilirsiniz veya mavi renkli iplik ile yapabilirsiniz. Renk sıralamasını tercihinize ve bebeğinizin çocuğunuzun büyüklüğüne göre bu model sıralarını tekrarlayarak gövdenin örgüsünü tamamlayalım. Gövde örgüsünü 20 model sırası olarak yaptım arkadaşlar. Ben bu 4 renkli olarak çalıştım model sırasını. Mavi renk ile 4 sıra yaptım. Koyu mavi renk ile 5 sıra yaptım. Bakın gri renk ile 5 sıra yaptım. Beyaz renk ile 5 sıra yaptım. Son olarak da 1 sıra gri renk iplik ile yaptım. Bu sıra başlarında iplik rengini değiştirdim arkadaşlar. Siz bunu tek renkle yapabilirsiniz, farklı renklerle de yapabilirsiniz. Şimdi ön pat çalışmalarını yapacağız. Ön pat çalışmalarını yapmadan önce bu 20 model sırasının kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren ölçüyorum. 21 santimetre. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz biraz büyük olsun diyorsanız 1-2 sıra devam edebilirsiniz. Bu ön pattayım. Bakın buradayım. Modelleri devam ediyorum ön patta. Bakın en son modeli yaptım. Şöyle gösteriyorum. Bakın modeli yaptım. Bu üç zincire sık iğne olarak yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu ilmek içine üç trabzan yapıyorum. Bu modeli atlıyorum. İki model birleşimi olan bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Modeli atlıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın model devam ediyor. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Modelleri yaparak yaka başlangıcına kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Trabzan yaptığım yaka bölümünde de modelleri yapmaya devam ettim. Ayrıca bir düğme iliği yapmıyorum arkadaşlar. Bakın bu modelde yaptığım üçer zincire düğme iliği olarak kullanıyorum ben. Yaka çevresinde sık iğne yapıyorum. Bakın son ilmeğe sık iğne yaptım. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yakanın diğer ucuna kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak diğer uca kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Burada burada yaptığım gibi modeller yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu son yaptığım modeli bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Ön patlarını böylece bitirmiş oldum. Bakın arkadaşlar görüntüsü böyle oldu. Şimdi kollarını yapalım. Beyaz renkli iplik ile kol altından başlıyorum. kol altından bir ilmek yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum trabzan sırası yapacağız arkadaşlar ne taraftan yapacağıma bakıyorum örgünün gelişine göre bakın ters taraftan yapıyorum bu arttırma yerine bir trabzan yapıyorum diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım. Bu arttırma yerine de bir trabzan yapıyorum. Kol altında yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Burada bakın yakadan sonra iki sıra yaptım. Bu modeli başladım. Bir sıra daha trabzan sırası yapıyorum. Aynı görünsün diye iki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapmadım arkadaşlar. Bakın burada her ilmek üzerine bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Son ilmeği ilk yaptığım bu iki zincir var bakın. Onunla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Beyaz renkli ipliği kesiyorum. Artık mavi renkli iplik ile model başlayacağız arkadaşlar. Bakın ben renk sıralamasını gövde örgüsünde yaptığım gibi yapıyorum. Ama siz isterseniz bu beyaz trabzan ile kol örgüsüne devam edebilirsiniz. Kol ucunda model uygulayabilirsiniz veya tek renk model devam edebilirsiniz. Kol altından mavi renk iplik ile ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3 dördüncü ilmek içine sık iğne yapıyorum 3 zincir yapıyorum aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum bakın burada 3 ilmek atladım arkadaşlar gövde bölümünde 2 ilmek atladım model yerleştirmesi yaptım ama kolda da aynı şekilde yaparsam kol çok geniş olacak onun için burada modeller arasında 3 ilmek atlıyorum 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yapıyorum. 3 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli Burada bakın 3 ilmek var. 3 ilmeği atlıyorum. Bu ilk yaptığım ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İkinci sıradayız arkadaşlar. Bakın bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 model var bir sıra üzerinde. Bu kol genişliği benim yapacağım ölçü için yeterli. Bakın örgüyü çevirerek yapacağız. İlk modeli buraya yapacağız arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Bu 3 zincirli boşluğa ilmek kaydırma yaparak geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. örgüyü çeviriyorum. Bakın bu 3 zincirli boşluğa 3 trabzan yapıyorum. modeli atılıyorum 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum 3 zincir yapıyorum 3 zincirli boşluk üzerine 3 trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum 3 trabzan yapıyorum 3 zincir yaptım 3 trabzan yapıyorum sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli yaptım. Bu modeli bakın buraya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İkinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde yine 12 model var. İki zincir yapıyorum. Bakın bir önceki sırada bu üç zincir yaparak yaptığım yere ilmek kaydırma yaparak geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. 3. sıradayım. Örgüyü çeviriyorum. Bu bakın buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer modelde yaptığım bu 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Bakın. gövdede de yaptığımız renk sıralamasıyla kolun örgüsünü tamamlayalım. Kol örgüsünü model sırasını tekrarlayarak tamamladım. Kolda bulunan modelleri gövde ile aynı renk sıralamasıyla yaptım arkadaşlar. En son bu beyaz ile yaptığım sırayı bakın burada 4 sıra yaptım. Gövde bölümünde 5 sıra yaptım. Kol bölümünde 4 sıra olarak tamamladım kol ucunda yine bir sıra gri renkli iplik ile model yaptım. Diğer kol örgüsünü de ben hazırladım. Bakın son sırayı sizinle birlikte yapmak istiyorum. 4 sıra beyaz renkli iplik ile model yaptım. Bakın buradan ilmek yapıyorum. Model yapmak için 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 3 zincirli boşla 3 trabzan yapıyorum. Bakın diğer modelde 3 zincirli boşla sık iğne yapıyorum. Aynı model arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. sık iğne yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son modeli bakın bu gri renk iplik ile başladığım ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum İpliği kesiyorum bakın arkadaşlar kolucu da böyle oldu siz de bu kol örgüsünü başladığımız gibi başlayıp diğer kol örgüsünü de tamamlayabilirsiniz. Böylece hırkanın örgüsünü tamamladım. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Renkler de çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altından gövde genişliğini ölçüyorum. 27 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 21 santimetre. omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. 18 santimetre kol yüksekliği var. Buradan bitmiş olarak kol yüksekliğini ölçüyorum. 30 santimetre. Ben bugün bu hırkayı bir yaş bebek ölçüsünde yaptım. Bebeğiniz çok kiloolu olmazsa 2 yaşa kadar çok rahat kullanabilir arkadaşlar. Kiloolu bir bebekse 6 aylık bebek için olacaktır. Örgü anlatımının sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman İlk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.